geldik. Buyurun efendim. Ben Sayın Metin Er'in sorusundan başlayarak kaldığım yerden devam edeyim. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi anayasa aykırılık iddiası olan her konuda anayasanın öngördüğü ve kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Hı hı. Şimdi başörtülü konusunda 411 ile ilgili kararı bahsediyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardır. O karara aykırıdır. Çünkü türbanla üniversiteye girilmemesi kararı YÖK tarafından Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonucu da YÖK tarafından uygulanan bir karardır. Bir de gerçekten AK Parti iktidarı bu türban sorununu, başörtüsü sorununu çözmekte samimi ise 9 yıldır iktidarda. Anayasayı değiştirebilecek sayıda milletvekili var. Neden taahhüt etmiş olmasına rağmen ben iktidara gelince, ben hükümet olunca başörtüsü sorunu çözeceğim dedi. Bugüne kadar AK Parti iktidarı başörtüsü konusunu çözmek için hangi adımı attı? Eğer samimi ise önümüzdeki 12 Haziran seçimlerinde neden türbanlı aday listelerine koymadılar? Bir tane sembolik koydular Antalya'dan, o da seçilmeyecek bir yerden koydular. Ben kesinlikle başörtüsüne karşı değilim. Benim mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi de başörtüsüne karşı değildir. Benim annemin de benim annem de başörtülü, benim kız kardeşim de başörtülü. Ve bizim partimizdeki birçok insanın annesi, ailesi, aile mensupları da başörtülüdür. Sorumu tekrar sorabilir miyim izniniz olursa? Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda seçimlere giderken ne 2002 seçimlerinde, ne 2007 seçimlerinde, ne 2011 seçimlerinde başörtüsünü bu şekilde çözeceğiz diye şu ana kadar bir taahhüdü yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi bir taahhütte bulunursa o taahhüdünü mutlaka arkasında olur, onu çözer. Şimdi